Arkadaşlar Dimit yayınlarının e, Türkiye geneli AYT matematik sorularıyla devam ediyoruz. İfadesini sağlayan x ve y değerleri için x çarpı y kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada birazcık düzenleme yapmamız lazım. x'li ifadeler var. x'li ifadeleri bir tarafa çekelim. x kare eksi 2x. Sonra x y'li ifade x y eksi 2'ye 17'yi de eşitliğini ne yapalım karşısına atalım. Burada her ikisinde kimler ortak? x'ler ortak x parantezini alalım arkadaşlar. x çarpı x eksi 2. y parantezini alalım. y çarpı x 2 eşittir kime? 17'ye. Kimler ortak? x eksi 2'ler ortak. x eksi 2 parantezini alırsak buradan x artı y eşittir ne gelir? 17 gelir. 17 asal bir sayıdır. Buraya x eksi 2'ye 1 derken x artı y'ye 17 diyebiliriz. x'in değeri buradan 3 geliyorken y'nin değerine geliyor 14 geliyor 3 çarpı 14'ten Cevabımız ne gelecek? 42 gelecek. Değişik olacak. Evet. ikinci sorumuza bakıyoruz. Bakalım sığdırabilecek miyiz soruyor. 2 satır ve yüz sütunu oluşan yukarıdaki tablonun birinci satırına ilk sütundan başlanarak limit harfleri her kutuya bir harf gelecek biçimde sırayla yazılıyor. Ardından tekrar aynı harfler aynı sırayla sonraki 5 kutuya yazılıyor ve bu işlem son kutuya kadar devam ettiriliyor. Tablonun ikinci satırında seri harfler için de aynı işlemler uygulanıyor ve tüm kutulara bu harfler sırasıyla yazılıyor. Bu tabloda i harflerinin üst üste geldiği kaç sütun vardır? Şimdi arkadaşlar burada limit 5 harfli seri 4 harfli biri 5'te bir tekrar edecek diğeri 4'te bir tekrar edecek. O zaman her ikisi 5 ve 4'ün ekokunda 20'de bir ne yapar? Tekrar eder. Şimdi 20 tane de ben kaç tane limit yazacağım arkadaşlar? 4 tane limit yazarım. 4 tane limit yazacağız kaç tane seri yazarız 5 tane de seri yazarız bir tane ileri üst üste geldi sonra devam ediyoruz bir tane daha geldi devam ediyoruz başka da gelmedi 20 tane de iki tane iyi üst üste geldi arkadaşlar birisi burada birisi burada o zaman yüzü 20'ye bölersek 5 defa böyle tekrar edecek. 5 çarpı 2'den 10 defa i'ler ne yapar? Üst üste gelir diyoruz. Cevabımız da ne olacak o zaman? A olacak. Evet şimdi devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Z bir karmaşık sayı ve Z'nin eşleniği olmak üzere. Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şurada 4 eksi Z kare bölü z artı 2 görüyoruz. O ifadeyi birazcık düzenleyelim. 2i eksi 2 tane z'nin eşleniği. Burayı 2 eksi z çarpı 2 artı z bölü z artı 2 artı 5 diye yazdık. Şunlar sadeleşti. Bunlar birbirine ne yaptı arkadaşlar? Götürdüm. Ee, ne yapalım? Şuradaki eksi z'yi eşitliğin karşısına alalım. Z eksi 2 tane z'nin eşleniği. 2'yi de karşıya atalım arkadaşlar. 2 artı 3'yi bulduk. Z demek A artı B'yi demek değil miydi? Yerine yazalım. Z gördüğüm yere Z gördüğüm yere A artı B'yi yazayım. Z'nin eşliğini gördüğüm yere A eksi B'yi yazayım. Sonra da işlem yapalım. A'dan eksi 2 A çıkınca ne kalacak? Eksi A eşittir 2'ye. B artı 2 B daha 3 B eşittir. Kim olacak? 3'e olacak. A'nın değeri eksi 2 iken B'nin değerine gelecek arkadaşlar bize bir Z karmaşık sayımız o zaman eksi 2 artı i gelecek onu da bakıyoruz hangi şıkta görüyoruz Edirne şıkkında görüyoruz devam ediyoruz dördüncü soruyla işleminin sonucu kaçtır K ve M pozitif sayılar K sayısından M sayısına kadar olan tüm çift sayıların toplamı diğeri de m sayısından k sayısına kadar olan tüm tek tam sayıların toplamı işleminin sonucunu yapıyoruz şimdi 2'den 17'ye kadar olan çift sayıların toplamı yani kim olacak arkadaşlar burada 2 4 6 8 kime kadar devam edeceğim 16'ya kadar devam edeceğim 2'den 2'ye kadar olan çift sayıların toplamı 2 burası 8 oluyor n çarpı n artı 1'dir yani 8 çarpı 9'dan bunu ne bulacağım 72 bu ne yapacak arkadaşlar? 3'ten 16'ya kadar olan tek tam sayıların toplamı. Yani ne yapıyorum? 3'ten başlıyorum. 3, 5, 7 kime kadar devam edeceğim? 15'e kadar devam edeceğim. Şurasını e, 2n-1 diye yazdığımız zaman en dediğimiz ifade ne olacak? 8 olacak. 8'in karesinden 64 olur diyecektim ki burada 1 olmadığı için 1'i çıkardım. Burası ne olacak arkadaşlar? 63 olacak. 8'den en son şurası da 8'den 10'a kadar olan çift sayılar. Orası da 18 gelecek. Ne olacak yani ifade? 72 eksi 63 çarpı 2'nin küpü 8 bölü 18. 9 çarpı 8 bölü 18'den cevabımızı ne bulacağız? 4 bulacağız. O da hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda var. Devam ediyoruz arkadaşlar. 5. sorumuzda x ve y pozitif gerçel sayılar. x çarpı y kaçtır? Şimdi her iki denklemde de ne yapalım arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakalım. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman y eşittir. Ne gelecek burası bize? 4 eksi 2x artı 3 gelecek. Burada y'yi yalnız bıraktığımızda y eşittir. 2x artı 1 gelecek. Bu her ikisi birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. O zaman eşitleyelim bunları birbirine. 4 eksi kare kök içinde 2x artı 3 eşittir. 2x artı 1'e. Bunları karşıya atalım. 3 eksi 2x eşittir 2x artı 3'e. Her tarafını ne yapalım arkadaşlar? Karesini alalım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 2x artı 3'e. Her şeyi karşıya gönderdik. 4x kare eksi 14x artı 6 eşittir 0 oldu. Her tarafı bu denklemi biraz daha sadeleştirebilmek için 2'ye bölsek, o zaman bu denklem 2x kare eksi 7x artı 3 eşittir ne olur? 0 olur. Çarpanlarına ayırdık 2x'e x, 3'e eksi 3'e eksi 1, eksi 6 eksi 1'den eksi 7x oldu. 0 eşitledim x'in değerini ya 1 bölü 2 buldum ya da 3 buldum. Arkadaşlar 1 bölü 2 yazınca her iki denklemi de sağlıyor. X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazınca y'nin değerini buluyoruz. 2 buluyoruz. Peki soruda ne istiyordu bizden? X çarpı Y istiyordu. 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 olacak. Evet. Bir sınıfta bulunan erkek ve kız öğrencilerin sayıları sırasıyla 1.2 ve 1.6 ile doğru orantılıdır. Bu sınıftaki erkeklerin 1 bölü 3'ü gözlüklü, kızların 1 bölü 6'sı gözlüksüz olduğuna göre gözlüksüz erkeklerin sayısının gözlüklü kızların sayısına oranı kaçtır diye sormuş kızlar, erkekler, gözlüklüler gözlüksüzler diye bir tablo oluşturmamız lazım önce şuraya bakalım 1.2 ve 1.6 ile orantılı diyor her ikisinden de virgül kaydırsak 12 16 diyebiliriz arkadaşlar bu erkeklerin sayısı iken, bu kızların sayısı sadeleştirelim her ikisi de 4'e bölünür burası 3K oluyorken burası 4K diyebiliriz şimdi tablomuzu çizelim erkekler, kızlar gözlüklüler gözlüksüzler ee, sınıftaki erkeklerin 1 bölü 3'ü gözlüklü 3'ün 1 bölü 3'ünden burası K oluyorken burası ne olur arkadaşlar 2K olur kızların 1 bölü 6'sı gözlüksüz 4K'nın 1 bölü 6'sı sadeleştirdiğimiz zaman yani 2K bölü 3'ü gözlüksüz geriye kalanları 10K bölü 3'ü de ne arkadaşlar gözlüklü gözlüksüz erkeklerin sayısının gözlüksüz erkeklerin sayısının Gözlüklü kızların sayısına oranı nedir diye sormuştu. 2K'yı 10K bölü 3'e ne yapacağız? Oranlayacağız. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılırdan 6K bölü 10K. Sadeleştirdik. Cevabımızı ne bulduk arkadaşlar? 3 bölü 5. Onu da hangi şıkta görüyoruz? A şıkkında görüyoruz. Şimdi devam edelim. 7. sorumuzla. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı Kaçtır diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? şurada parantezin içinde kökün içinde daha doğrusu payda eşitleyelim, x ile genişletelim. O zaman burası ne oldu? X bölü karekök içinde 2x artı 1 çarpı 2x eksi 1 bölü x kare eşittir kime? 1 bölü 3. E. Şu x kare dışarı x diye gider. Şu çıkar. Bunlar birbirine ne yapar? Götürür. Ne kaldı elimizde? Karekök içinde 2x eksi 1 bölü. Karekök içinde 2x artı 1 eşittir. 1 bölü 3'e. Karekökten kurtulmak için her tarafın karesini aldık arkadaşlar. 2x eksi 1 bölü. 2x artı 1'i bulduk? 1 bölü 9. İçler dışlar çarpımı yaptık arkadaşlar. Ne olacak o zaman orası bize? 18x 9 eşittir. 2x artı 1. Gönder karşıya 16x eşittir 10. Her tarafı kime böl? 16'ya böl. O, e, her tarafı 2'ye bölersek cevabımız ne gelir bize? 5 bölü 8 gelir. Onu da nerede görüyoruz? Edirne'de görüyoruz. Şimdi bu sayfadaki son soru tam sığdıramayacağız herhalde. Şekil bir de verilen dikdörtgenler prizması biçiminde tahta bloğun ayrı uzunlukları x, y ve x artı bir birimdir. Bu tahta bloklardan 3 tanesi yan yana dizilerek şekil 2'deki yapı 6 tanesi yan yana ve üst üste dizilerek şekil 3'teki yapı elde ediliyor. Neyi sormuş? Şekil 3'teki yapının hacmi. Hacmi deyince ne yapacağız arkadaşlar? 3 tane kenarını çarpacağız. Şimdi e, şekil 2'de burası y iken bakın şurası y iken burada ne var? 3 tane x artı 1 var. O zaman biz direkt x eşittir e, pardon y eşittir 3 tane X artı bir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ee, sonra bakıyorum iki tane X üst üste koymuşum bir boyutundan, 2 X gelecek bir boyutundan Y bir boyutundan üç tane X artı bir gelecek. Yani hacim ne olacak o zaman arkadaşlar? 2X ee, çarpı Y çarpı 3 çarpı X artı bir olacak. Y gördüğüm yere de ne yazacağım? 3X artı bir yazacağım arkadaşlar. O zaman burası. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 çarpı x çarpı x artı 1'in karesi gelecek. Evet 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kümeleri veriliyor. Birler basamağı A kümesinden onlar basamağı B kümesinden seçilecek. Rakamları farklı. iki basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir. Şimdi bu ben onlar basamağını B kümesinden birler basamağını A kümesinden seçeceğim ve rakamların ne olacak arkadaşlar farklı olacak. Bir kere iki basamaklı olabilmesi için burada sıfırı ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Diyelim ki ikiyi kullanıyorum. İkiyi kullandığım kaç tane durum var? Bir tane durum var. O zaman A kümesinde artık ikiyi kullanamam. Kullanacağım kaç eleman kaldı? Dört. Diyelim ki dördü kullanıyorum. Bir tane dördüm var. Diğerleri için kullanacağım dört tane eleman kaldı. Eğer 2'yi de kullanmasam 4'ü de kullanmasam zaten 0'ı kullanamayacağım. 6 ve 8 elemanlardan herhangi birini yazsam buradan kaç durum var? 2 durum var. Rakamları farklı dediği için buradan da 5 tanesinden istediğimi yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Buradan 4 durum, buradan 4 durum, buradan 10 durum gelir. Toplarsak arkadaşlar böyle yazılabilecek kaç tane sayı vardır? 18 tane sayı vardır. Cevabımız da ne gelecek? B'ye gelecek. Evet bir tane fonksiyon sorusu eşitsizliğini sağlayan m değerlerinin çarpımı kaçtır? Bileşke fonksiyon içinde bileşke fonksiyon vermiş. Kime eşitlemiş? 9'a eşitlemiş. H bileşke G bileşke F M Şimdi bu H içinde G içinde FM demek değil midir arkadaşlar? FM X gördüğüm yere ne yazacağım? M yazacağım. 2M olacak burası. X gördüğüm yere M yazınca 2M olacak. Burada X gördüğüm yere 2M yazacağım. O zaman ne olacak burası? 2M artı 4 olacak. Pardon. Üste yazıyoruz. X gördüğümüz yere M yazacağız. 2 tane M-3 olacak. Sonra h'ta X gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? Bu ifadeyi yazacağız. Yani ne olacak ifademiz? Ne olacak ifademizi Yazalım. 2 çarpı M-3 artı 4 mutlak değer içinde eşittir kime 9'a çözelim az zaman arkadaşlar bu denklemi bu bileşke fonksiyonumuzun değeri burası iki tane mutlak değerem artı 1 eşittir ne gelecek bize 9 bunun iki tane çözümü vardır burası mutlak değer 2m artı 1 eşittir ya 9 ya da iki tane m artı 1 eşittir eksi 9 şimdi şurayı bir bakalım 2m mutlak değer 2m eşittir eksi 10 geliyor mümkün değil. Çözüm kümesi boş küme olacak burada. Bunu eşitliğin karşısına gönder. 2 tane mutlak değere eşittir 8. Mutlak değere eşittir ne olur o zaman burası bize? 4. m'in değeri ya artı 4 gelir ya da ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Ne istiyordu bizden? M değerlerinin çarpımını istiyordu. Ve ben sonucu yanlış buldum. Hatamız neredeymiş arkadaşlar? M gördüğümüz yere 2M yazacaktık. Şurası 2M olacaktı. 2M 4'e eşit. 2M 4'e eşit olacak. M'in değeri ya artı 2 gelecek ya da ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Çarpımları da ne gelecek o zaman arkadaşlar? Eksi 4 gelecek diyoruz. 11. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre m ve n için hangisi daima doğrudur demiş. Arkadaşlar x eksi 2 ile tam bölünüyorsa o zaman p2 eşittir ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazdığımız zaman p2 eşittir. 1 eksi 3'ten eksi 1 üzeri n artı 1. Buradan da 1 eksi 2'den yine eksi 1 üzeri m eksi 2 eşittir 0 gelecek. E bunun olabilmesi için şuranın 1 artı 1'den 2 gelmesi lazım. Yani n artı 1 ifadesinin de çift m ifadesinin de çift olması lazım n artı bir çift bir sayı o zaman n nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Tek bir sayıdır. M de nedir? Çift sayıdır. Şimdi yorumlara yorumlayabildiğimizde negatifliğiyle ya da pozitifle ilgili bir yorum yapamayız ama direkt ne deriz? M çarpı n daima nedir? Çift sayıdır. Şimdi 12. sorumuz fonksiyon sorusu. Tanım kümesi T, görüntü kümesi G olduğuna göre T kesişim G nedir diye sormuş. Evet. Şimdi arkadaşlar tanım kümemiz x eksenidir. X eksenimiz bakıyoruz kimle kim arasında? -5 ile 3 arasında. -5'te burada ne var? Tanımsızlık var. O zaman bunu ne yapıyoruz? Yuvarlak parantezli yazıyoruz. 5'te kim arasında dedik arkadaşlar? 3 arası. Kim bu? Tanım kümesi. Görüntü kümesi y ekseninde -3 ile kim arasında arkadaşlar? artı +4 arasında. Yine -3'e dahil olmadığı için yuvarlak parantez, 4'te dahil olduğu için kes köşeli parantez. İkisinin kesişimini sormuş. Eksi 5 ile eksi 3'ten ne yaparım? Daha büyük olanını alırım. O zaman kim alacağım arkadaşlar? Eksi 3'ü alacağım. 3 ile 4'ten daha küçük olanı alırım. Burada 3'te de bu arada eşitlik var arkadaşlar. 3 ile 4'ten daha küçük olanı alırım. Yani kim alırım? 3'ü alırım. O zaman cevabım da ne olur arkadaşlar? A şıkkı olur. 13. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Parabolü ile y eşittir 7 doğrusu teğet olduğuna göre a gerçel sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir doğru ve bir parabol birbirine teğetse bunları önce ne yapıyoruz? Birbirine eşitliyoruz. x kare artı 3 çarpı a eksi 2 x artı 2 a kare eksi 1'i 7'ye eşitliyoruz. Sonra bunu eşitliğin karşısına alıyoruz x kare artı 3 çarpı a eksi 2 x artı 2 a kare eksi 8 eşittir 0. Eğer bunlar teğet bu denklemin deltası kime eşittir arkadaşlar? 0 eşittir. Delta nedir? b kare eksi 4 a yani 3 çarpı a eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 a kare eksi 8 kime eşitliyorum? diyorum? 0'a eşit Şimdi bu denklemi çözebilmek için Eşitliğin karşısına göndersem 9 çarpı a eksi 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı şurayı da 2 parantezine alsam a kare eksi 4 gelir. Ben a kare eksi 4 ifadesini a eksi 2 çarpı a artı 2 diye yazabilir miyim arkadaşlar? Şimdi şunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürürken bunu sıfırlayan değer kim? 2. 2. A gördüğüm yeri yazabilirim. 1. İkincisi. Burada kim kaldı? 9 çarpı a eksi 2. Kime eşit arkadaşlar? 8 çarpı a artı 2 eşit. Buradan düzenleyelim. 9 a eksi 18 eşittir. 8 a artı 16 eşitliğin karşısına attım. a eşittir ne geldi bize buradan? 34 geldi. 2 tane a değeri vardır. Biri 2, diğeri 34. Toplamları da ne gelir bize? 36 gelir. Edirne şıkkı olur. Evet bir dizi sorusu var. İlk, dört ter ilk terimi 4 ve 5. terimi 1 bölü 4 olan bu dizinin ilk 3 teriminin çarpımını kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuradan içler dışlar çarpımı yapsak. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman a n artı 1'in karesi eşittir. a n çarpı a n artı 2 gelmiyor mu? En gördüğümüz yere 1 yazalım. O zaman a 2'nin karesi eşittir. A1 çarpı A3. En gördüğümüz yere 2 yazalım arkadaşlar. A3'ün karesi eşittir. Ne gelecek bize? En gördüğümüz yere 2 yazmıştık. A2 çarpı A4 gelecek. En gördüğümüz yere bir de ne yazalım? 3 yazalım. A4'ün karesi eşittir. A3 çarpı ne gelecek? A5 gelecek. Şimdi biz bunları taraf tarafa çarpsak. A2'nin karesi A3'ün karesi A4'ün karesi eşittir. Ne gelecek bize? A1 çarpı A2 çarpı A3'ün karesi çarpı A4 çarpı A5 gelecek. Şu A3'ün kareleri gitti mi? Gitti. A2 çarpı A4'e A3'ün karesi yazabilir miyim? Yazabilirim. A2 çarpı A4'e A3'ün karesi yazalım. Burada da A2 çarpı A4'ün karesi var. Burada da A3'ün A3 neyi gelir? Dördüncü kuvveti gelir. Şunlar giderse bu tarafta A3'ün neyi kalacak arkadaşlar? Karesi kalacak. Peki karşıda kim kaldı arkadaşlar? Sadece A1 çarpı A5 kaldı. A1'i bize vermişti. A1'e 4. 5. terimde 1 bölü 4 demişti. O zaman A3'ün karesi eşittir. 1 çarpı 1 bölü 4'ten pardon 4 çarpı 1 bölü 4 ne gelecek bize? 1 gelecek. Pozitif değer dediği için A3'ün değeri ne olacak? 1 olacak. A3'ün değeri 1 ise şurada ne yapalım? Yerine yazalım arkadaşlar. Ee, A3'ün değeri kaçtı? A3'ün değeri 1'di. A1'in değeri neydi arkadaşlar? 4'tü. 4 çarpı 1. A2'nin A2 karesine eşitse A2'yi buradan ne bulduk? 2 bulduk. Yerine yazalım zaten neyi söyledi yok yerine yazmamıza gerek yok bu dizinin ilk 3 teriminin çarpımı birincisi 4 ikincisi 2 üçüncüsü 1 4 kere 2 8 cevabımız da geldi bize denizli şıkkı geldi diyoruz şimdi 15. sorumuzla devam ediyoruz bir bakteri kolonisinde bulunan bakteri sayısı her 15 dakikada bir iki katına çıkmaktadır Başlangıçta bakteri sayısı 25 olduğuna göre kaç saat sonra bu kolonündeki bakteri sayısı başlangıçtakinin 4 üzeri 15 katına çıkar. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 25 tane ise bir tane 15 dakika geçti 2 katına çıktı. Bir 15 dakika daha geçti 2 katına çıktı. Kaç tane 15 dakika geçerse 25 çarpı 2 üzeri n katına çıkacak. Bu da kime eşit işte olmalıymış arkadaşlar? İlk durumun 25 çarpı 4 üzeri 15'e eşit işte olacakmış. Şu 25'ler birbirine götürdü mü? 4'ü 2'nin karesinin 15. kuvveti diye yazarsam üstün üstü çarpılırdan 2 üzeri 30 gelir. E ne buldum arkadaşlar? 30 buldum. Yani ben bu işlemi 30 defa yapmışım. 30 defa 15 dakika geçmiş. Bunu saate çevirmek için 60'a böldüm. Sadeleştirdim. 15 bölü 2 saat 7,5 saate eşit. Bunu da nerede görüyoruz? B şıkkımızda görüyoruz. Evet, hem aritmetik dizi sorusu hem de logaritma sorusu. İlk n teriminin toplamı S'n olan aritmetik dizi için S16 eksi S15, S4 eksi S3. Şimdi arkadaşlar biz S16 eksi S15'in a16 olduğunu biliyor muyuz? A16 kime eşitmiş? Logaritma 2 tabanında 36 eksi 2'ye eşitmiş. S4 eksi S3'ün de A4 olduğunu biliyor muyuz? A4 de kim arkadaşlar? 4 eksi logaritma 2 tabanında 9 eşitmiş. Ne istiyor bizden? A10 istiyor. Arkadaşlar aritmetik dizi ise A10 eşittir. A16 artı A4 bölü ne yazarız? 2 yazarız. O zaman yerine yazalım burada. Logaritma 2 tabanında 36 eksi 2 artı 4 eksi logaritma 2 tabanında 9 bölü 2. şunda da sadeleşecek. Buradan 2 gelecek. Tabanlar aynıysa top, çıkarma işlemi varsa böleriz. 36'yı 9'a böldük. Ne oldu burası? Logaritma 2 tabanında 4 artı 2 oldu. Bölü 2. Bunun değeri de kime eşittir arkadaşlar? 2 eşittir. 4 bölü 2'den cevabımız ne gelir? 2 gelir diyoruz. O zaman çeşitli olacak.